Selam arkadaşlar. Buyurun buyurun, oturabilirsiniz. Arkadaşlar, sınıfa öğretmen girdiği zaman ayağa kalkılır. Bu sizin saygınızı gösterir. Hocam, ayağa kalkmadığımız zaman size saygı göstermemiş mi oluyoruz yani? Böyle bir şey olabilir mi? Hani öbür hocalardan farklıydınız? Hani resmiyete ve basma kalıp kurallara önem vermiyordunuz? Hani kendinize yetiyor, kimseden saygı beklemiyordunuz? Bana saygı göstermenizi bana yararlı olacağı için değil, sizlere yararlı olacağı için istiyorum. Sizlerin saygılı insanlar olabilmesi gerek. Çünkü saygın olmanın şartı saygılı olmaktır. Uygar olmanın en önemli kriteri başkalarına saygı duyabilmek. Bundan da önemlisi saygısında samimi olabilmektir. Uygar olmasak ne olurdu diye düşünebilir miyiz ha? Hadi düşünmeye deneyelim. Uygar olmadığımızı, kimsenin kimseye saygı duymak zorunda olmadığını varsayalım. Neler olurdu, hayal edebiliyor musun sen? Özgür olurduk. Özgür ötesi olurduk. Nasıl özgür? Ne bileyim hocam. Canımız ne isterse onu yapardık işte. Mesela ne yapardınız? Mesela okula gelmek yerine sinemaya falan giderdik. Süper fikir. Hey. Ne sineması? Uygar olmasaydık sinema olmazdı ki. Niye sinema olmasın ki hocam? Çünkü uygar olmasaydık sinema icat edilmiş olmazdı. Elektrik bile icat edilmiş olmazdı. Çünkü icatları kimler yapar? Mucitler. Zeki ve yaratıcı olanlar. Doğru. Ama zeka ve yaratıcılık yetmez. İnsanların hayatını kolaylaştırabilecek bir şey icat etmek için insanın insanları umursaması gerek. İnsanlara saygı duyması, saygılı olması gerek. Yani uygar olması gerek. Eğer uygar olmasaydık, inanın sokakta bile yürüyemezdik. Çünkü kimse bizim o sokakta yürümemiz için asfalt yol yapmamış olurdu. Kimse o yoldaki dikenleri bizim için söküp atmamış, kimse ayağımıza diken batmasın diye bize ayakkabı yapmamış olurdu. Uygarlığın olmaması demek, insanlar arasında hiçbir toplumsal anlaşmanın, hiçbir kuralın bulunmadığı, kimsenin kimseyi umursamadığı, gücü yeteni ezdiği bir kaos demek. Uygarlıksa kaosun tam tersi. İnsanların birbirine saygılı olması, ortak yaşamayı mümkün kılan kuralları tanıması demek. Ama bu kuralları tanımayanlar, kendi kurallarını uygulayanlar da var. Yani toplumsal sözleşme onların umurunda değil. Evet, toplumsal hayatımızın uğurları onlar. İnsan haklarına saygılı olmadıkları için toplum yararı adına kesilip atılmak zorundalar. Sizler eğer birer ur olmayacaksanız, toplu yaşamanın kurallarına alışmaya çalışmalısınız. Şu sınıfta düzgün bir kıyafetle öğrencilik yapmaya bile katlanamıyorsanız, yarın hayata atıldığınızda, toplumsal sözleşmenin koşul ve kuralları çok daha ağırlaştığında nasıl uyum sağlayabileceksiniz ki? Bu performansla sözleşmenin dışında kalmanız, toplumsal birer ur olmanız işten bile değil. Kendimize göre küçük detaylarla farkımızı ortaya koyuyoruz ama buna da müsaade yok hocam. Biz bir sürünün koyunları değiliz. Tek kopya görünmek istemiyoruz. Yani farklı olmak istiyoruz. Farklı olmak için basit bir adım atın o zaman. En uzun yolculuklar bile basit birer adımla başlar. Hayat denen o zor ve uzun yolculuktaysa, sizin atmanız gereken ilk basit adım okulun kurallarına uymak, okulun içinde düzgün kıyafetle dolaşmak. Bu basit adımı bile atmayacak mısınız? Nasıl yapacağız hocam? Nasıl olacak bu? Tavrınızla, eylemlerinizle, hayat görüşünüzle ve en önemlisi düşüncenizle. Bunu unutmayın arkadaşlar. Asıl farklılığı düşüncenizle yaratabilirsiniz. Çünkü size nasıl giyineceğinizi söyleyebilirler ama nasıl düşüneceğinizi söyleyemezler.